Diyelim ki Aydın Bey de, Murat Bey de yerden göğe kadar haklı olsunlar. Söylediği her şeyi. Birçok şeyi söyledi. Hepsini not aldım. Bazı şeylere cevap vereceğim ama zamanımı daha çok çözüme ayıracağım için her şeye cevap vermeyeceğim. Ama isterlerse sohbet ederek kamera sonrasında da televizyon sonrasında anlatabilirim. Diyelim ki yerden göğe kadar haklılar kardeşim. Türkiye'nin durumu nasıl değişecek? 19 yıldır tek başına iktidar olan bir hükümet neyi eksik yaptı da biz bu duruma geldik? Bakın, dünyayı konuştuk ya. Libya konuşuldu, Yemen konuşuldu, Husiler konuşuldu, İran. Ya konumuz tamam, önemli şeyler bunlar ama ya millet gerçekten intiharın eşiğine gelmiş bir durumdayken bizim acaba bunları mı konuşmamız gerekiyor? 19 yıl tek başına Türkiye Cumhuriyeti çok partili döneme geçtikten sonra son 71 yıldır hiçbir iktidara nasip olmayan bir şekilde halkın teveccühünü kazanan, tebrik ediyorum onun için de AK Parti'yi ayrıca. Ancak bir türlü Türkiye'yi doğru yola oturtamayan bir hükümetimiz var. Efendim bundan sonra yapacağız. Neymiş efendim 2022 yılının ikinci yarısından sonra, bakın milletin aklıyla kimse dalga geçmesin. 19 yılda yapamadığını sen önümüzdeki yılın ikinci yarısını, yani 6 ay sonra mı, 7 ay sonra mı yapacaksın? 7 ay içinde mi yapacaksın? 19 yılda sen, bütün devletin mührü sende, hazinenin anahtarı sende, arkanda halk kitlesi var, %50'nin üstünde oy almışsın. Ciddi bir hükümetsin. Niye yapamadın kardeşim? Şimdi ne yapacaksın da bana 7 ayda 2022'nin ikinci yarısından itibaren rahat edecekmişiz? Dış güçlerin izin vermediği yerli şimdi, politikayı... Şunu yapacağız, diye. Bunu yap. Jack Jack, artık hükümetler Jack Jack söylemez. Hükümet şunu yaptık, bunu yaptık der. Ya da yapamadık der. Şimdi, halkımız neden AK Parti'ye güvenliğini kaybetti? Neden? Neden sırtını döndü? Birkaç örnek vereceğim ve bu konuyu kapatacağım. 2006 yılında Türkiye dalgalı kur rejiminde iken Tayyip Erdoğan kurla ilgili hiçbir hedefimiz yok, kuru serbest piyasa belirler dedi. Biz perişan olduk. O zaman oya istemişti yine. Şubat 2015 yılında efendim Merkez Bankası geçen ay Ocak ayında bir kalemde 5,5 puan faizi yükseltmişti. Şimdi yarısı kadar indirmiyor. Böyle şey olur mu? Diyerek Özerk dediğimiz Merkez Bankası'na dikte etmeye başladı. Bakın, elbette ki devlet kurumları uyum içinde olur. Ama Özerk yapıları bağlarsanız devlet çöker. Devlet çöktü Sayın Nur Hanım. Sayıştay'ı bağlarsanız, Merkez Bankası'nı bağlarsanız, Anayasa Mahkemesi'ni tahkim altına alırsanız olmaz. Olmadı da zaten. Devam ediyorum. Mart 2015 yılında Merkez Bankası'nın o zamanki başkanı Erdem Bahçeli'ye söylüyor. Diyor ki ben eleştiri yaparım. Muktedir diyor bunu. Ülkeyi yöneten adam diyor. Buna kimse müdahale edemez. Efendim ben diyorum ki faiz sebeptir enflasyon. Ya arkadaş diyebilirsin. Ama sen bu adama niye muhatap alıyorsun? O adam Özerk. Devletin memuru, hesap vereceği yerler var. Devlete hesap verecek. Bırak Özerk olsun. Yıl 2016. Yastık altındaki sanıkları çıkarın, çıkardılar. Yıl 2018. Siz kardeşinize bu yetkiyi verin. Bakın bakalım dolar ne oluyor. Bakın bakalım döviz nasıl mücadele dövizle ediliyor. Faizi nasıl 2018, 3 yıl önce verdi bu yetkiyi vatandaş 2018'de yine. Bir önceki seçimde. Verdi. Daha ne versin ya vatandaş? Allah aşkına ya. Allah aşkına çekin bir elinizi ya. Her istediğini vermiş sana bu vatandaş. O istemişsin vermiş, tezkere getirmişsin, onaylamış. Ne dediysen aç kalacaksın demiş, aç kalmışsın. Önünü küçült demiş, küçültmüşsün. Yastığın altındaki parayı çıkar demiş, çıkarmışsın. Allah aşkına ya. Şehit ol demişsin, şehit olmuş. Daha ne istiyorsun sen bunlardan ya? Bir başaramadım de, biz de anlayalım. Efendim, yetmedi yastık altındakiler. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var. Var Allah'a şükür, binlerce şükür. Tamam, amenna. Tamam. Bu söylenecek laf mı? Bak ne hale geldik. Yıl 2020. Acı ilaç içmemiz gerekiyor. Hadi oradan be. Hadi oradan. 19 yıldır sen bu ülkeyi yönetiyorsun. Ejder meyvelerini götürüyorsun. Millete acı reçete veriyorsun. Yok böyle bir dünya. Bunun için millet artık
kesinlikle bu işe inanmıyor. Bak, bakın. Millet eğer seçtiği adama güvenini kaybederse, seçtiği insana, erkeğe, kadına güvenini kaybederse, dünya bize güvenmez Sayın Nur Hanım. Güvenemez. Biz güvenimizi kaybettik diyoruz ya. Niye anlamıyorsunuz bizi? 2002'nin ikinci ayı. Bırakın Allah aşkına. Böyle şey olmaz. Böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Utanmadan et az yiyelim. Efendim sebze zararlıdır. Yemeyiz, içmeyiz. Bırakın Allah aşkına bunları. Sarayın bir günlük masrafı hangi vicdan hasarı 10 milyon lira? Her gün Allah'ın gün 10 milyon lira o sarayı yiyor. Sen ne hakla kalkıp da et yemeyin dersin ya. Merak etmesinler. Türkiye Cumhuriyeti bunlara muhtaç değildir, mecbur da değildir. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde, Millet İttifakı döneminde vatandaşlarımız bunların hepsini yiyecek. Şimdi burada kısa kestim, esas çözüme gelelim. Bakın çok deminden beri araya sürekli bir şey sokuyorsunuz. Önce önemsemedim, iki, üçüncü de söyleyince gündemime aldım. Nedir o? Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantısında aldığı karar. Güvenlik yani, tehdidi olarak görünüyor çünkü. Şimdi bakın. Milli Güvenlik Kurulu eğer doğru söylüyorsa, yani biz bu adımları attığımızda bir güvenlik sorunu oluşuyorsa, oluşacaksa çok büyük bir sıkıntı. Büyük bir sıkıntımız var demektir. Yani biz bir ekonomik sistem uygulayacağız. Birleşik Arap Emirlikleri'nden oradan buradan para alacağız ve bu bizim için bir milli güvenlik sorunu oluşturacak diyorsa, buna hazırlıklı olun diyorsa ve dediği doğruysa çok büyük bir sorunu var demektir bu ülkenin. Bak ekonomik sorunları çözeriz ama milli güvenlik sorunu olduğu zaman orada bir dakika para da cehennemin dibine gider, partiler de cehennemin dibine gider, her şey cehennemin dibine gider. Otururuz burada birbirimizin siyasetinden hoşlanmayan insanlar arkadaş ne olacak bizim halimiz? Ekonomimize deriz. Yönelik müdahaleler milli güvenliğimizi tehdit eder diyor. Milli güvenlik... Biz bağımsızlık adımlarımızı atınca bize saldıracaklar. Şimdi anlatacağım. Genel algı aynı o şey, herhalde. Aynı şeyi söylüyor. Yani biz bu... Ekonomik politikaları uyguladığımızda bize saldıracaklar. Bakın Milli Güvenlik Kurulu diyoruz. Bak siber saldırıdan bahsetmiyor. Saldırıyor. Bak ekonomik saldırıdan bahsetmiyor. Topla Milli Güvenlik Kurulu ya. Topla tüfekle saldıracaklar diyor. Doğruysa vahim. Eğer böyle bir şey yok ve varmış gibi gösteriyorsa Milli Güvenlik Kurulu bu daha vahim. Hangisinin olduğunu zaman içinde göreceğiz. Ne demek?